Evrimciler ortaya bir iddia atar. O iddia çökerse yerine başka bir iddia atar. Buradaki amaç evrim teorisini ispatlamak değil, ne olursa olsun ayakta tutmaktır. Mesela evrimciler eskiden söyledikleri maymundan geldik iddiasını artık kabul etmezler. Oysa Darwin'in ilk iddiası budur. Ancak bu iddia toplum karşısında komik ve ciddiyetsiz duracağı için biraz daha ciddi gözüken primattan geldik iddiasına geçtiler. Primat iddiası kendilerince teoriye bilimsel bir hava katmıştı. Primattan geldik demekten çok çekinmiyorlardı. Böylece maymundan geldik iddiasının üzerine primatla kapattıklarını sandılar ama öyle olmadı. Primatlar zaten maymun türüdür. İnsanları manipüle etmek için maymuna, maymun yerine primat diyorlardı. Primatların maymun oldukları gerçeği iyice anlaşılınca, bu sefer primat dediğimiz maymun değil, maymun ile insan arası ortak bir atadır demeye başladılar. Ortak ata denilen canlının ise ne bir varlığı ne de fosili vardır. Maymun fosillerine ortak ata demeleri hariç Sonuçta ortak ata denilen sözde hayali canlı da sözde bir hayvandan gelme olduğuna göre durum maymuna çıkmaktadır. Ancak son zamanlarda maymundan kurtulmak için çok sıkı bir yalan buldular. Merasıl asıl ve gerçek ortak ata bir mikrop ya da bir virüsmüş. Kanıt, kanıt yok ama tahmin var, makale var, yetmez mi? Otate iddiası da bilimsel olarak kanıtlanamayınca, aslında her canlı ara fosildir demeye başladılar. Yani olayı insan türü içinde başka canlılara ait izler var demeye getirdiler. Halbuki bilime göre her türün genetik şifresi farklıdır ve bu nedenle hiçbir tür bir başka türden gelemez. Bu nedenle insanın ara form olması için, iki veya daha fazla türe ait ara değişimlerin fosillerde görülmesi gerekirdi. Bütün bu sahte iddiaların yanına bir de, Kur'an'da evrim var, Allah evrimle yarattı diyenler ortaya çıktı. Oysa ayetlerde bildirildiği gibi Allah tüm canlıları yoktan ve kusursuz olarak yaratmıştır. Kur'an'da hiçbir zaman evrimleşme anlatılmamıştır.